Hem şurada sonuçta hem de işlemde ortak olduğu için ortak yapmaya çalışacağım. Bu yüzden de şimdi şuraya eksilersek A büyür. Sonra bölü yaparsam arkadaşlar B 120 olur. B 120 olduğunda buraya da artı yazarsak bakın C 117 olur. Böylece 117 artı 120 artı 10. 130 artı 117'den 247 C şıkkı ay kısımla başlayalım. Önce OBEB'i alalım. Ne küp artı 27 OBEB almak için bir çarpanlarını ayırıyorum. N artı 3, N kare, eksi 9, e, 3N artı 9. Diğeri de N eksi 3 çarpı N artı 3. Bakın OBEB buradan N artı 3 geldi. N artı 3 eşittir 7 olduğu için N arkadaşlar 4 oldu. Şimdi bundan sonra n 4 olduğuna göre 2 üzeri 4 artı 2 üzeri n artı 2 üzeri m 3 terimlisi bir sayının karesi olması için şöyle. a artı veya eksi b'nin karesi olması lazım. O zaman birinci yorum şöyle olur. Bu 2 üzeri 2'nin karesi bakın. Bu da 2 üzeri 5'in karesi ya. Şöyle düşünebilirim o zaman. 2 üzeri 2 artı 2 üzeri 5'in parantez karesiymiş bu. Böylece 2 üzeri 4 artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 5... Artı e, 2 üzeri 5'in karesinden 10. Bakın burası o zaman 2 üzeri M olacak. Buradan da 5 artı 2, 7, 1 daha 8. Tabanları aynı, üstleri topla. M birincisi 8 oldu arkadaşlar. İkincisi, burada şunu da söyleyebiliriz. Burada 2 üzeri M bölü 2'nin karesi derim. Diğerine de 2 üzeri 4. Yani 2 üzeri 2'nin karesi derim. Şu 2 üzeri 10 da bunların çarpımından gelir. Bakın. Ee, tam kare yaptığımız zaman 2 üzeri m bölü 2 artı 2 üzeri 2'nin karesini 2 üzeri m artı birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri m bölü 2 çarpı 2 artı e, ikincinin karesi yani 4 2 üzeri 4 bakın bu da 2 üzeri 10'a eşit olacak m bölü 2 artı tabanları aynı olduğu için üstleri toplarsak m 14 geldi alacağı değerler toplamı 22 oldu. Aslında bir tam kare sorusu bakın şurada. Soruyu tek tek denirseniz düşünmekten daha hızlı sürebilir arkadaşlar. 94 verdiğiniz zaman 47 oluyor. 47'den küçük asal bölenine bakacaksınız. Diğer taraftan da 94'ün en büyük asal böleni 47. Şimdi haliyle 47'den küçük böleni bunun zaten 47 bir asal sayı olduğu için diğeri 2 olacak. O zaman eşit olmadı bakın. Sonra 84 deseniz bunun yarısı 42. 42'den küçük böleni arkadaşlar kaçtır? 21'dir. Bunun en büyük asal böleni 84'ün 7. Şimdi böyle devam ettiğimiz zaman 74'e baktığımızda zaten yarısı asal sayı. Yarısı asal sayı olduğu için bunun 37'den küçük böleni 1 olacağı için 74'ün de asal bölünün en büyük 37 olduğu için bu da gitti. 64'te zaten arkadaşlar asal bölen bir tanecik var o da 2. O yüzden bunu almaya gerek yok. 54'te arkadaşlar asal bölen 3 o yüzden yine almaya gerek yok. Çok küçük kalacak NA4'e göre. 44'e geldiğimiz zaman bakın. Bunun en büyük asal böleni 11. 44'ün yarısı 22. 22'den küçük bunun asal böle, 22'den küçük pozitif böleni en büyük kaçtır? 11'dir. Böylece eşitlendi. Tek alabileceği değer var. O da 44. Çünkü diğerlerinde de aynı durum oluyor. Gördüğünüz gibi denedim. İnanın gerçekten yani anlatmama rağmen bir dakika falan sürdü. Siz kendiniz yapsanız eminim böyle tek tek denediğinizde en fazla bir dakika sürecektir. Aslında sadece yerine koyma sorusu arkadaşlar. Bir şunu hemen yapalım bakın. Neyi de eşitsizlikte? Eksi m ile m arasında olur. X eksine öbür tarafa attığımız zaman eksi m artı n ile m artı n arasında olacak. Şimdi burada eksi m artı n ve m artı neyi nasıl bulacağım? Yerine yazacağım. A gördüğün yere 1, B gördüğün yere 2 yaz diyor sana. Şimdi şuradaki A 1, 2 böylece arkadaşlar. Eksi 1'in birinci kuvveti çarpı 1 küçüktür. Yani küçüktür. B çarpı x yani 2 çarpı x küçüktür. B'nin karesi o da 4 oldu. Böylece eksi 1, 2x, 4 geldi. Eksi 1 bölü 2x, 2 oldu. Birinci çözüm kümemiz bu. Sonra A 2, 4'e baktığımız zaman Eksi 1'in karesi 1. 1 çarpı 2. Sonra B arkadaşlar 4x. Karesi 16. Böl 4'e 1 bölü 2 x 4. Bunların kesişimi, bu ikisinin kesişimi ne olacak? 1 bölü 2 ile 2 arası. Böylece 1 bölü 2 dediğimiz n eksi m'ymiş. 2 dediğimiz arkadaşlar m artı n'ymiş. n eksi m 1 bölü 2. m artı n de 2. Taraf tarafa topladığım zaman m'ler gitti. Ne arkadaşlar? 5 bölü 4 oldu. Yerine 5 bölü 4'ü yazarsak M de 3 bölü 4 olmuş oldu. Bunların oranı soruluyor. 5 bölü 3 E şıkkı. Bence böyle sınavda çıksa gerçekten güzel bir soru olur. Kesinlikle zor değil ama ufacık bir ayrıntı var. Lütfen ÖSYM de bunu bekliyor. Tanımları, kuralları düzgünce bilin. Bu böyle biyolojide ee, sözel derslerde kurala ezberlemek gibi değil. İşin özünü kapmaktır matematikte kuralları görmek. Şimdi polinomun arkadaşlar üstleri doğal sayılır. Bunu herkes biliyor değil mi? Mesela x üzeri n şeklinde bir polinom düşünün. Siz bunun bileşke fonksiyon yaptığınız zaman yani içine böyle yazdığınızda x gördüğünüz yere x üzeri n yazarsınız. Bir daha üzeri n olduğu için üstün üstü çarpılır ne kare olur. Düşünsenize bu soru şimdi x üzeri 7 ile başlıyor. E, bileşke fonksiyonda polinomda e, x üzeri ne kare ile başlayacağı için polinom gerisini önemsemiyorum ilk etapta. O zaman arkadaşlar ne kare 7 olamaz çünkü neye doğal sayı olmuyor kök 7 oluyor. Bu yüzden M arkadaşlar 1'miş. P bileşke px fonksiyonu x artı 3'müş. Tamam mı? Bunu önce bir göreceğiz. Sebebi de bileşke fonksiyon yaptığımız zaman, polinomun derecesi neyken ne kareye çıkıyor arkadaşlar. Onu da şurada gösterdim bakın gördüğünüz gibi. Dolayısıyla burada buna bakınca öğretmen şimdi çözmüş soruyu tabii görmüş olayı benim gördüğüm gibi. Buradan başlayarak gidelim. Bir polinomun x eksi 2 ile bölümünden kalan demek burayı sıfır eşitle x gördüğün yere 2 yaz. O zaman p bileşke p bileşke p x artı 1 2 yazınca 3 oldu. Şu kısım zaten üstte var bakın. Böylece e, 3 artı 3 6 gelmiş oldu. Şu P bileşke P3 kenarda göstereyim. Buna göre artık burası 6 olduğu için P bileşke P 6 olmuş oldu. 6 artı 3'ten gerçekten öğretmen 9 buldu ama öğrenci 13 dedi. Çünkü sabit sayıyı yanlış hatırlıyormuş. O zaman artık buraya T diyorum. Doğru yaptığımızı gördük. Hani bir hatamız yok yani soruda. Şimdi T dedikten sonra P bileşke P3 artık ne olacak? 3 artı T. P bileşke P 3 artı T de arkadaşlar burada x yerine 3 artı T yazarsak bakın 3 artı 2 T oldu ve bu doğru cevabı sorunun 13'müş. O zaman T 5'miş yani aslının yazması gereken sayı D şıkkı 5 oldu. Şunu yapmadım bakın. P bileşke P x'i biliyorum. Üzerine bir daha P fonksiyonunu bulmama gerek kalmadı. Çünkü soruda ikişer ikişer böyle 4 tane bileşke var. Eğer p bileşke p bileşke p gibi üçlü bir durum olsaydı 3, 5, 7 gibi tekli bileşke fonksiyonları olsaydı o zaman p fonksiyonunu bulmama gerek olurdu. Burada arkadaşlar yol soruları gibi aslında 110 bin 110.000 1.106.345 O zaman son basamakta şeye dikkat edin bakın Burada 7'ye gidemeyiz Sonra bakın 6 6 olduğu için bakın bu 5'e gitmemeliyiz. Sonuçta bir 1 milyonlar basamağı, 1 milyonlar basamağı. Milyonlar basamağında 1, yüz binler basamağında 1, on ondan sonra diğer basamakta 0, diğer basamakta 6, diğer basamakta 3, diğer basamakta 4 ve son basamakta 5'e ulaşmamız lazım. O yüzden bunları kapattım. Bu yollara gitmeyeceğiz. Şimdi buraya bir farklı şekilde gidilir. Üstüne yazacağım ben şimdi artık böyle. Numaraları gör, buraya yazdığım numaralar arkadaşlar gitme yolları. Sonra buraya da bir farklı buraya da bir farklı şekilde gelebilir. Sonra bakın 1 bir artı 1'den burası 2 farklı şekilde buraya bir farklı şekilde gelir. Sonra bu ikisi birleştiği için burası da 2 buraya bir farklı şekilde gelir. Birleştiler buraya 3 farklı şekilde gelir. Buraya 4 farklı şekilde gelir. Buraya gidemez. Çünkü oraya gelirse bakın hangi rakama geliyor 5 rakamına olmuyor. Orada öyle bir 5 rakamı yok bakın. Sonra arkadaşlar 3 4 daha buraya 7 farklı şekilde gelir. Buraya direkt 4 farklı şekilde gelir. Başka yoldan gelemiyor. Birleşim yeri burası 11, burası arkadaşlar 7. Sonra yine bakın 7 birleşim yeri olduğu için burası 18. 4 buradan 11. E, 4 sadece buradan. Sonra arkadaşlar buradan da mecburen 4. Birleşim yeri yok çünkü direkt buraya doğru gitti bakın. Buna göre 7 18 ve 4 farklı şekilde indi en aşağı. 22, 7 daha 29 oldu arkadaşlar. D şıkkı. Soru bence zor bir soru. Belki önceden bunun böyle bir soru tipi vardı. Map kazanımlarda sorulan. Belki önceden buna benzer gördüyseniz daha rahat düşünebilirsiniz ama ilk defa gören öğrenci için biraz zorlayabilir. Bir sayının Burada X yerine yazacağınız sayıyı size mesela F1 sorduğu zaman X kare artı 3X yapmayacaksınız dikkat. X verdiğiniz zaman burada M yazıyorsunuz. M de neymiş? X sayısının 6 ile bölümünden kalan. Örnek vereyim. Diyelim siz F7 yaptınız tamam mı? O zaman M'ye gördüğünüz yere 1 yazıyorsunuz. Böyle cevap 4 çıkıyor. Ya da işte G için konuşalım. X yerine mesela 47 yazacaksınız. 47'nin 6 ile bölümünden kalan ne? O yüzden arkadaşlar G 47 kalan 5 olduğu için 5 çarpı 5 eksi 1'den 24 olacak mesela. İşte burada bunu söyledikten sonra f'nin tersini buraya atarsak fn ile gn eşit olmalı. O zaman arkadaşlar burada n yerine yazdığınız sayılardan ziyade n sayılarının 6 ile bölümünden kalanlar önemli. 1'den 48'e kadar değil 1'den 1 milyona kadar da olsa bu sayıların 6 ile bölümünden kalan nedir? Ya 0'dır ya 1'dir ya 2'dir ya 3'tür ya 4'tür ya 5'tir. Yani biz aslında m yerine bu 6 sayıdan birini yazacağız arkadaşlar. Bu yüzden tüm durumlar 6 tane olacak. 48 tane değil. Burada çünkü soru mebin sorusu öyleydi zaten. Ee, size böyle bir sürü sayı verecek sonsuza kadar gidecek bu. O zaman siz sonsuz mu yazacaksınız paydaya? Hayır. Ne verirseniz verin topu topu bu 6 kalan üzerinden gidiyor. X'in kaç tane olduğu önemli değil. M yerine kaç tane sayı yazıyorsunuz o önemli. M yerine de sadece 0, 1, 2, 3, 4, 5'i yazabiliyoruz. Bu yüzden arkadaşlar şimdi M yerine 0 yazdığımız zaman M kare artı 3 M ne olacak? Tek tek bunları kontrol edeceğiz. M yerine yazdığımız sayı arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, kaç yapıyor? 0, 0, 0. 1 yerine yazdığımız zaman 1 artı 3'ten 4. 2'yi yazdığımız zaman 4, 6 daha 10. 3'ü yazdığımız zaman 9, 9 daha 18. 4'ü yazdığımız zaman 16, 12 daha 28. 5'i yazdığımız zaman 25 artı 15'ten 40. Şimdi aynı şeyi 5m 1'de yapıyorum. 0 yazdığımda eksi 1. 4 yazdığımda 19. Şey 1 yazdığımda 4 pardon. 2 yazdığımda 9. 3 yazdığımda 14. 4 yazdığımda 19. 5 yazdığımda kaç gelmiş oldu? 24. Bakın arkadaşlar sadece bu 1 yazıldığında doğru cevap birbirine eşit geldi. O zaman toplam 1 durumdan şey 6 durumdan bir tanesi doğru olmuş oldu. D şıkkı. Böyle biraz ters bir soru arkadaşlar. Yani sınavda çıksa bence eleyiciliği yüksek olur. Yapıyorsanız anlıyorsanız problem yok ama hani bir soruyu bazen şey oluyor. Yapıyorsunuz yapınca çöp soru oluyor. Yapamayınca bu ne biçim soru? Ya da işte yapınca öğretmen bu kaliteli soru diyor. Yok ya o kadar kaliteli değil. Yani bu soru bence öğretmen ve soru yazan birisi olarak iyi olduğunu düşünüyorum. Sınavda hatta bu kadar zor sorulsa bayağı can yakar. Sınav sorularında zaten arkadaşlar size ilk defa gördüğünüzü düşüneceksiniz. Mesela bu soru karşıda ilk defa gelirse zordur ama ee, çok zor bir soruyu 2-3 defa gördüğünüzde artık sanki o zor değilmiş gibi bir izlenim oluşturuyor. Soruya direkt böyle başlarsanız biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Hemen bileşke fonksiyonu bulayım. prx o zaman eksi x eksi m'nin karesi artı 3 x eksi m artı 4 yaptım hocam. Sonra buradan denklem buldum. Bunu büyüktür 0 dedim. Sağlayan değerleri bulmak için Biraz arkadaşlar burası gıcık olabilir. Ben o yüzden ne yapacağım biliyor musunuz? Şimdi düz düşüneceğim. Prx büyüktür sıfır olmasını istiyorum ya. O zaman şunu düşünüyorum. Rx'in ne olduğu önemli değil. Sonuçta bir P polinomu. Bu sıfırdan büyükse Rx'ten çıkan sonuç T olsun. Tamam mı? Ne yazdığımızı bilmiyoruz ya. X gördüğünüz yere yazdığımız sonuçta T gelsin. O zaman eksi T kare artı 3 t artı 4 sıfırdan büyük olmalı. Eksiği öbür tarafa atalım uğraşmayalım çarpanları ayırırken. Böyle oldu. Böylece arkadaşlar t eksi 4 çarpı t artı 1 büyüktür sıfır oldu. Buradan da 4 ve eksi 1 geldi. Şimdi böylece eksi 1 ve 4 sağlayan t değerleri. Yani artı, eksi, artı, eksi 1 ile 4 aralığı olması lazımmış. T dediğim ne aslında? Rx. Rx eksi 1 ile 4 arasında olmalı. Rx dediğimizde nedir arkadaşlar? Gördüğünüz gibi e, x eksi m'dir. Bunu da attığımız zaman böyle öbür tarafa m eksi 1 x ve m artı 4. Eşitsizlik olduğu için sağlayan ilk değer m. Son değer m artı 4 değil m artı 3 olacak değil mi? Bir büyüğünü alıyorum. Bunun da bir büyüğünü alıyorum. İkisi de dahil değil çünkü. O zaman m, m artı 1, m artı 2 ve m artı 3 sağlayan değerler bunların toplamı 30 verilmiş. 4m artı 6 eşittir 30'dan 4m eşittir 24. m arkadaşlar 6 oldu. D şıkkı. Bazen bileşke fonksiyon sorularında grafiklerde de söylüyorum. İçten dışa gitmek yerine dıştan içe gitmek daha mantıklı. Eğer içeriği bilmiyorsak. Önce içeriden dışarı doğru giderseniz şu saçma sapan işlemle uğraşmak zorunda kalırsınız bakın. Yani bu da bence hiç sevimli değil. O yüzden yine doğru bir işlem yapacağız. Ama dışarıdan bu 4'ü eşitmiş. Bakın şu kutu içinde M, dair içinde M yaparken böyle. Ama ne yapacağım ben? Önce diyeceğim ki bunun sonucu, M'nin sonucu şöyle bir K olsun tamam mı? K üzeri 4 eksi 5K kare artı 8 eşittir 4 diyelim. Dıştan içe gidelim. Böylece K üzeri 4 eksi 5K kare artı 4 eşittir 0. K kare eksi 4 k kare eksi 1 diye çarpanlarını ayırdım. k kare 4 olduğuna göre k 2 olabilir, eksi 2 olabilir. Yine k kare 1 olduğuna göre eksi 1 olabilir, 1 olabilir. k dediğimiz ne? Şu m'nin sonucu. m'nin sonucu nedir arkadaşlar? Şöyle yerine yazarsak. Küp kök m eksi 2. Bu eksi 2 olursa m 0 olur. Bu arkadaşlar 2 olursa m 64 olur. Bu sonuç 1'e eşit olursa m 27 olur. Bu sonuç eksi 1'e eşit olursa m buradan 1 olur. Böylece 64, 27, 91, 1 daha 92 c şıkkı Soldaki arkadaşlar sağdaki hangisi çıkmış sağdaki o zaman bakın x eşit değildir y'ymiş ve sağdaki daha büyük olduğu için o olmuş. O zaman buradan ne söyleyeceğiz? 3 nye yer yerimiz yetmeyebilir. 3 n artı 12 büyüktür. N kare artı 7 ne? Buradan da n kare artı 4 ne? 12 büyüktür 0 olur. Şimdi çarpanlarını ayırdığım zaman n artı 6 ve n eksi 2. Yazıyorum. Eksi 6, 2 köklerimiz artı eksi artı. Eksi 6 ile 2 aralığını almamız gerekiyor. Sıfırdan küçük olması için. Şurasını da düzelteyim. Bakın bu tarafı olduğu için şöyle küçüktür olacak. Sonra arkadaşlar geliyorum diğerine. E, bunda da nasıl çıkmış? Soldaki çıkmış. O zaman yine eşit değilmiş. Demek ki eksi m kare artı 10 m artı 1 büyükmüş. 8 m eksi 14'ten 0 büyüktür. m kare eksi 2 m eksi 15. Buradan dolayı m eksi 5 m artı 3 büyüktür 0. Ve köklerimiz eksi 3'e 5 arkadaşlar artı eksi artı burada da almam gereken yerler burası. Şimdi eksi 6 ile 2 n'nin aralığı n'nin aralığı da eksi 3 5 arkadaşlar. O zaman neler sağlıyor ortak olarak ikisinde de eksi 2 eksi 1 0 1 bu kadar bitti. 4 tane değer için x eşittir y olacağından dolayı daha doğrusu n eşittir m olacağından dolayı f m n m çarpı n olur. Yani eksi 2 eksi 2 eksi 1 eksi 1 0 0 ve 1 1 gördüğünüz gibi dört tane sıralı ikili var b şıkkı. Payda eşitleyeceğiz. F a demiş bakın a değil. F a dediği sonuç yani bu arkadaşlar e, eksi sonsuza sıfır olduğuna göre sıfırdan küçük demek istiyor size x kare eksi 4 x eksi 5 bölü x küçüktür 0 asla içler dışlar çarpımı yapmak yok değişkenli eşitsizlik sorularında normal böyle kökleri tek tek bulacaksınız. Neden içler dışlar çarpımı, çarpımı yapmıyoruz? Çünkü x arkadaşlar negatif de olabilir pozitif de olabilir o zaman çarpınca eşitsizlik yön değiştirir. O yüzden böyle yapın köklerimiz eksi 1 0 ve 5 artı eksi artı eksi sağlayan A değerleri eksi sonsuzdan eksi 1, bir, birleşim 0, 5 aslında böyle rahat bir soru D şıkkı. Kökler toplamı kökler çarpımından bir gidelim bakalım. A çarpı C kökler çarpımı C bölü A. Sıfırdan farklı olduğu için bunları sadeleştirebiliriz. Sıfırdan farklı demeseydi tabii ki sadeleştirmeyip ortak parantez alarak yapardık. A kare eşittir 1, a eksi 1 olabilir, a 1 olabilir. a eksi 1 olursa kökler toplamı eksi 2 bölü a'dan eksi 1 artı c olur. Buradan da a'yı zaten arkadaşlar eksi 1 biliyoruz. Böylece e, şey a'yı kaç demiştim ben? Eksi 1 demiştim evet. Böylece arkadaşlar c buradan 3 olabilir. Eğer a'ya 1 dersem kökler toplamı eksi 2 bölü 1 eşittir 1 artı c böylece c eksi 3 olur alacağı değerler çarpımı eksi 9'dur A şıkkı. Burada arkadaşlar parantez alırsak 2 n artı 1 bölü n oluyor ya bakın şimdi. Aslında çok basit bir durum oluyor. 1 yazınca 2 çarpı 3 bölü 2 e, bölü 1. 2 yazınca 2 çarpı 3 bölü 2. E 3 yazınca 2 çarpı 4 bölü 3. Nokta nokta o zaman ilk 15 terim ne olacak? 15 tane 2 olacak bakın bunlardan dolayı 2 üzeri 15. Sonra şunlar da sağdakiler de 2 bölü 1, 3 bölü 2 nokta nokta en son 16 bölü 15. Böylece bunlar sadeleşecek ve 2 üzeri 15 çarpı 2 üzeri 4'ten 2 üzeri 19 olacak. Bu a çarpı 2 üzeri b'ye eşit. B 19, a da 1 oldu. Toplamları 20, a şıkkı. Arkadaşlar burada bakın 10 birim uzunluğunda bir uzunluk var. Sol, sağ tarafta da 4. O zaman soldaki 10 tane karenin uzunluğu kenar olarak sağdakinin 4 tanesine eşit. O zaman bunun bir kenarına 2K diyeyim. Bunun bir kenarına da 5K diyeyim. Şimdi 2, 4, 6. O zaman köklerimizi nasıl yazıyorduk? X eksi 6K. Kökleri bilinen bir parabol. Sonra burası da arkadaşlar x eksenini b'de kestiğine göre şuradan 6k gelecek, 5k gelecek. Şuradan da 6k gelecek. x eksi 11k eşittir. Y parabolü. Ve aynı zamanda nereden geçiyor? 1, 2, 3, 0'a eksi 6k'dan geçiyor. O zaman bakalım. sol tarafta olduğu için sadece şurayı eksi eksiden artı 6k yapayım. X yerine 0 yazıyorum. 6k eksi 11k. Ordinatı negatif olduğu için buraya da eksi 6k yazacağım. Böylece k sıfır olamayacağına göre buradan bakın k altılar da gitti. 1 bölü 11 oldu. Şimdi arkadaşlar k 1 bölü 11 olduğuna göre bu kenarlara ne demiştik biz küçük olanları? 2 bölü 11. O zaman 2 bölü 11'i m ile çarptığımda bir tam sayı elde etmem için tabii ki 11'in katı olması lazım. M'ye en az 11 vermeliymişim. C şıkkı. Önce yukarıyı 2 yden kurtaralım. Nasıl kurtarırız? 2Y artı 2 bölü Y artı 1 artı 32 bölü Y artı 1 diyerek. Burada da arkadaşlar şöyle bir katkısı olacak. Şimdi 2Y artı 2 yapmamın sebebi paydaki değişkenden kurtulursanız sadece artık odaklanmanız gereken ne? 32'nin bölenleri. Onlar da 1, 2, 4, 8, 32 ve 16 olacak. Şimdi böylece tam sayı olması için y artı 1'i e 1 yapamayız. Çünkü o zaman y pozitif olmaz 0 olur. Buna göre 2 verdiğimizde payda 2 olduğunda arkadaşlar 2, 32 bölü 2'den 16, 2 daha y 18 olur. Sonra 4 olursa payda arkadaşlar 8, 2 daha 10 olur. Payda 8 olursa 4 artı 2'den 6 payda 16 olursa 2 artı 2'den 4 ve payda 32 olursa y eşittir arkadaşlar 3 olur. Bu arada bunları verdiğimiz zaman y değerleri aynı zamanda şu x'miş pardon. E, y değerleri arkadaşlar hep pozitif tam sayı olduğu için hem x pozitif oluyor hem y pozitif oluyor. Doğru x'leri bulmuş oluyorum. Geliyorum şimdi diğerine. 4096 1024 çarpı 4 1024'ün zaten 2 üzeri 10 olduğunu biliyoruz. O zaman bu da 2 üzeri 2'den. Bu 2 üzeri 12'ymiş. Demek ki yine x ve y pozitif tam sayı olması için log 2 üzeri e, y'yi bilmiyoruz. Bir dakika şöyle demiş hatta. Log 4096 bölü log y. He. Tabanlar aynıysa bunları sil. Alttakini taban kabul et. Üsttekini de böyle yaz. Log y 2 üzeri 12 x'e eşit oldu. Bu ne demek? 12 çarpı log y eşittir x demek. O zaman buranın arkadaşlar 12'ye bölünen sayılar olması lazım. Onu da nasıl elde edeceğiz? Şimdi 12'ye bölünen sayılar olması için 1. Burası arkadaşlar 1 bölü 12 olabilir. O zaman bu ne demektir? Y'ye 2 üzeri 12 veriyorum demektir. Gerçekten göstereyim bakın. 2 üzeri 12, 2. Bu tabanın üstü ters çevrilip yazılıyordu. Log 2 2 de bakın hakikaten 1 oldu. 1 bölü 12 oldu. 12 ile de 1 bölü 12'yi çarparsak x 1 olur. O yüzden bu log y 2 1 bölü 12 olabilir. 1 bölü 6 olabilir. 1 bölü 4 olabilir. 1 bölü 3 olabilir ve 1 bölü 2 bir de 1 bölü 1 olabilir işte. Dolayısıyla bu 1 bölü 12 olursa x1 olur. 1 bölü 6 olursa 2. 1 bölü 4 olursa 3. 1 bölü 3 olursa 4. 1 bölü 2 olursa 6. Ve 1 bölü 1 olursa 12. O zaman bunların arkadaşlar farkına bakalım. 18 diğer kümede yok B kümesinde. 10 diğer kümede yok ama 6, 4, 3 var. Bunların toplamı da 28 oldu E şıkkı. S10 eksi S5 deyince şunu demiş olacağız. A, S10 arkadaşlar A1'den A10'a kadar olan sayılar. Yani şöyle özellikle yazayım. A6, A7, A8, A9 ve A10. S5 de A1, A2 nokta nokta A5. Şimdi bunları taraf tarafı çıkardığımızda A1'den A5'e kadar silinir. Buraya geldiğimiz zaman şuna dikkat etmenizi isteyeceğim sizden. A6 artı A10 A8'in iki katıdır. A7 ile A9'un toplamı A8'in ilk katıdır. Neden? 8, 7 ve 9'un ortasındadır. 8, 6 ve 10'un da ortasındadır. Bir de kendisi var. 5 tane A8 eşit oldu 200'e. Aynı şekilde şimdi S7 ve S4'e gelelim. Birisi A1 nokta 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 A5, A6, A7 diyelim. Diğeri arkadaşlar A1 nokta nokta A4. Yine bakın taraf tarafı çıkardığımızda bunlar gidecek. A5 A6 A7 A6 bunların tam ortasında olduğu için A5 artı A7 2 tane A5 şey pardon 2 tane A6 bir de kendisi var 3 tane A6 da 72 oldu. O zaman bunları yazarsak şimdi A8 arkadaşlar 5'e böldüğümüzde 40 A6 da 3'e böldüğümüzde 24 A8 eşittir A6 artı aralarındaki fark 2. O zaman 2D diyeceğiz. Böylece D yani ortak fark arkadaşlar 8 oldu. Bizden A1'i istiyor. A1 artı 5 de yani A1 artı 5 çarpı 8 neye eşit? A6'ya o da 24. A1 böylece eksi 16 oldu C şıkkı. Aritmetik ortalaması ve geometrik ortalaması aynı olan sayılar arkadaşlar aynıdır. Yani A, B, C bunların üçü birbirine eşit. D, E, F gerçek sayılarının geometrik ortalaması M'dir. D çarpı E çarpı e F 3 tane sayı varsa kök yapacağız. Bu arkadaşlar M'ymiş. Demek ki D, E, F'nin çarpımı da M küp olacak. Buna göre. Şimdi bakalım. A, B'ye eşit gitti. C, B'ye eşit gitti. Çarpım olunca böyle oluyor. Hatırlayın. Bu da N üzeri 1 bölü 3 olduğundan buranın cevabı 1 bölü 3 oldu. Buraya geldiğimiz zaman M, M ve M. O zaman hemen logaritma de Logaritma yine m, e ve logaritma m, f diye ters çevirme hakkımız var pay ve paydayı. Ama o zaman tabanlar yer değiştiriyor. Böylece logaritma arada artı olduğu için m tabanında d çarpı e çarpı f. Bu arkadaşlar neye eşit olacak? d, e, f, m'nin kübü olduğu için logaritma m, m'nin kübü bunlar gider. Bu da 3 olur. Böylece 1 bölü 3 ve 3'ün aritmetik ortalaması 2'ye bölersek 5 bölü 3 oldu arkadaşlar C şıkkı. Şimdi burada köklerinden biri logaritma 2 tabanında 3 diyorsa yerine yazacağız. 4 üzeri logaritma 2 tabanında 3. Neydi logaritmada kural? Bu sayıyla bu sayı yer değiştirebiliyordu. Yani 3 log 2 4 deriz. O zaman log 2 4 de 2 olduğu için 3 üzeri 2 olur. Yani bu da 9 gelir. Aynı şekilde 8 log 2 3'te de yer değiştirirsek 3 log 2 8 olur. Bu da arkadaşlar 3'ün kübü 27 olacak. Bu şekilde bakın 27 artı 9 36 öbür tarafa atarsam 3 p eksi 6 q. 3'e böldüğüm zaman 12 eşittir p eksi 2 q oldu. Şimdi 12 p eksi 2 q'ya eşit bu kenarda dursun. Bir de şu işlemi yapalım. Orada da ee, arkadaşlar kenarda hemen gösterelim onu da. Logaritma 1 bölü 2 dediği için ne yapacağız? O işlemleri bir yapayım. Logaritma 1 bölü 2 aslında logaritma 2'nin eksi birinci kuvveti olduğu için katsayı olarak yukarı çıkar. Sonra burası kök q eksi logaritma 2 tabanında p. Kök q dediğimiz ne? Q çarpı 1 bölü 2 aslında bu şekilde üzerindeki 1 bölü 2 katsayı olacak. Bunlar da gidecek. Eksi log 2 p. Eksi log 2 Q eşit olacak. Eksi 5'e eksiler gitti. Demek ki buradan arada artı olacağı için P çarpı Q'da 2 üzeri 5 olur arkadaşlar. P Q 32 geldi. Tek bilinmeyene döndürmek için şunu yapacağım. Q gördüğüm yere 32 bölü P yazıyorum. 12 eşittir. P eksi 64 bölü P yaptım bakın. Q gördüğüm yere 32 bölü P yazdım. Buna göre P kare eksi... 12p eksi 64 eşittir 0. p eksi 16 çarpı p artı 4 eşittir 0. p bakın kök içinde olacağı için negatif olamaz. Bu yüzden p 16 olmalı. p 16 ise q da arkadaşlar 2 oldu. Kök p dediğimiz kök o zaman 4. q dediğimiz kök de 2. Buna göre çarpımları arkadaşlar 8 olduğu için ve toplamları da 6 olduğu için eksi 6x, x kare eksi 6x artı 8 eşittir 0 a şıkkı. sayılardan tam sayılara tanımlı ve şimdi size bir fonksiyon verdiği zaman örnek f 3.4 dese 3.4'e yakın sayıyı alacağız. 3 alacağız. Kendisinden küçük olacak ama en büyük tam sayı olacak. Bunun gibi. Dolayısıyla bir artı dediğimiz şey biraz işlemde hani kafamız karışmasın diye ben onu arkadaşlar çok hani doğru bir şey olduğu için değil de maksat olayı anlamak 1.1 gibi düşüneyim. Çok da abartmayın 1.5 1.6 falan değil hani 1'e çok yakın bir sayı. Normalde 1.0001 falan diye böyle çok yakın bir sayıdır ama işleme hani sıkıntıya sokmamak için ben böyle diyorum. 3'den 1.1 çıkarsa ne olur? 2.1.9. Şimdi f1.9'da nedir bu mantığa göre? 1. O zaman bakın ilk kısmı hallettik. Sonra ikinci bileşkiye geldik. F1 ne olacak? Birden küçük en büyük tam sayı 0. Sonra bu da gitti. Artık son durumda F0 oldu. F0 da arkadaşlar kendisinden küçük en büyük tam sayı da eksi 1 oldu. Şimdi geliyorum buraya. Eksi 1 bölü 3. Eğer arkadaşlar bu tam eksi 1 bölü 3 olsaydı burası 3 olacaktı değil mi? Ama eksi 1 bölü 3 eksi olduğu için sıfırdan biraz daha uzaklaşacağız. O zaman burası böyle 3.1 gibi falan olacak çarpınca. Haliyle arkadaşlar bu da ne geldi? Çarpınca 1 olmuş oldu. Birbirini götürünce. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. 1.1 gibi düşünün. Bu da arkadaşlar F1.1 gibi olacağı için 1 olacak. Sonra bir daha burada ikinci bileşke işlemine geçtiğimiz zaman F1 de 0 olacak. Deminki anlattığım mantıktan dolayı. Eksi 1'den de 0 çıkarsa. Eksi 1 B şıkkı. Son yıllarda arkadaşlar böyle bir 4-5 yıldır türeyen bir şey var. Limit şey, sürekli incelerken orada fonksiyon tanımlı değilse sürekli incelemeye gerek yoktur şeklinde. Ben o görüşe katılmıyorum. Ben şu görüşten yanayım. Ve bu zaten ÖSYM'de sorarsa burada sizi ihtilafa düşürecek bir şey sormaz. Merak etmeyin. Kopma varsa süreklilik yoktur demek bence doğru olan arkadaşlar. Bu atmasyon bir bilgi değil. Gerçekten zaten bu böyleydi. Böyle kabul ediliyordu. Sonra birileri Yok ya öyle orada incelemeyelim diye keyfi karar verdikten sonra o da kitap yazan biri söyle şeyi düşünmeyin. Sonra işin içinden çıkılamaz hale geldi hala tartışılıyor. O yüzden böyle bir soru çıkar mı? Sıkıntılı soruları ÖSYM'e sormamaya çalışıyor. Soruyorsa da şıkları sıkıntılı yapmıyor. O yüzden de ben şu taraftayım. Fonksiyonda buraya değer verdiğiniz zaman kopma oluyor mu? Oluyor. İster tanımlı olsun o noktada ister tanımlı olmasın. Böylece arkadaşlar... Şuradaki bir noktada süreklilik patlar. Yine buradaki bir noktada süreklilik patlar. Haliyle biz x'e bu değerleri veremediğimiz için kafadan şu an iki noktada süreksiz. Bir de arkadaşlar fonksiyonun türevi. Şu noktada fonksiyonun türevi sıfır. Yine bu noktada fonksiyonun türevi sıfır. Ve payda sıfır olacağı için tanımsızlık olur. Dolayısıyla süreksizlik de olur. Bu yüzden şuradaki iki tane nokta şuna uyduruk eksi bir buçuk diyeyim. Sonra 3 noktası Sonra arkadaşlar eksi 3'te payda 0 olduğu için olmuyor. Ve yine 0'da pay, e, pardon 1'de payda 0 olduğu için hx fonksiyonu 4 noktada süreçsizdir diyoruz c şıkkı. Ben şuradan başlamak istiyorum çünkü burayı kolayca hallederiz. Şimdi arkadaşlar bir fonksiyonun kendisi şuna dikkat etmeniz lazım. 2 verdiğiniz zaman fonksiyon sıfırlanıyorsa o zaman bunun çarpanlarından biri x eksi 2'dir. Yalnız siz birinci türevi aldığınız zaman yine sıfırlanıyorsa o zaman bunun üstünde 2 olması lazım en az. Eğer bir de arkadaşlar bunun bir de gördüğünüz gibi bir daha türevini aldığınızda bir daha 2 verdiğinizde sıfır oluyorsa hala x eksi 2 çarpanı olması lazım. O zaman demek ki bu x eksi 2'nin kübü çarpanı en az bu denklemde var. Göstereyim bakın niye öyle olduğunu. Birinci türevini alıyorsunuz bu oluyor. İkinci türevini alıyorsunuz bu oluyor. Hala bakın İkinci türevi aldığım zaman x yerine 2 koyduğumda 0 geliyor. Bu yüzden en az 3. Tabi bu 4'de olur, 5'de olur, 6'da olur. Onu anlayacağız şimdi bakınca. Ama garanti x-2'nin kübü çarpanının bu soruda olduğunu anlamanız lazım. Şimdi buna göre baktığımız zaman x karenin derecesi 2, x kübün derecesi p, x kübün derecesi 3p olacak. p'nin derecesini bilmiyorum, p dedim. Üstün üstü çarpılır. Bu yüzden arkadaşlar p, 3 geldi. Demek ki arkadaşlar... Polinom 3. derecedense o zaman bu polinomu yazıyorum size. Bir baş kat sayı ve x eksi 2'nin kübü. Gerçekten bakın türevini aldığınızda bu yanında a var. Bir daha türevini aldığınızda bu p türev bu p ikinci türev. Hepsinde 2 yazıyorsunuz ve hepsi 2 verdiğinizde sıfıra eşitliyor. Dolayısıyla x yerine 1 yazarsak 1 eksi 2'nin kübü çarpı a eşittir eksi 3'ten. Buradan arkadaşlar a ne geldi? Eksi 3 geldi. Şimdi 3 geldi pardon haliyle 3 x eksi 2'nin kübü eşittir px olduğu için 4 yazarsak 3 2'nin kübü 24 olmuş oldu d şıkkı. Burada özellikle bakın grafik çizimi diye bahsederek aslında size şu mesajı veriyor. Bunu türevden yapmaya kalkma grafik çiz. Şimdi grafik çizerek bunu daha iyi göreceğiz. Çünkü polinom fonksiyonlarında arkadaşlar kökleri yazmanız demek böyle grafiği çizebilmeniz demek. Şimdi bunu çarpanların ayırdığımız zaman kökleri belli zaten. x eksi 2'nin karesi. x eksi 4 çarpı x artı 4 çarpı x eksi 3 çarpı x eksi 4. O zaman x eksi 4'ün karesi oldu. Şunu sileyim. Bu ne demek? 2 noktasında ve 4 noktasında teğet olacak. Çünkü çift katlı kök var. 1 kök eksi 4, 1 kök 2, 1 kök 3 1 kökte 4 ya ve şunu anlayabilirsiniz. Bunun baş kat sayısı arkadaşlar pozitif. X üzeri 2, X üzeri 2, X üzeri 2'ye baktığınız zaman ya da siz buna böyle 100 falan hani uyduruk değer söylüyorum verdiğinizde fonksiyon pozitif çıkacaktır. Bunu dediğim gibi kat bakarak da anlayabilirsiniz tamam mı? Buna göre bu böyle 4 noktasında teğet ya şimdi teğet olduğu zaman o zaman burada mecburen böyle bir durum olacak. Ama benim 3'e geri gitmem lazım. Mecburen bir yerden de ölmem gerekiyor bak. Ve sonra benim 2'ye gitmem lazım. Mecburen arkadaşlar bakın 2'de de teğet yapmam lazım. Aşağı ineceğim. Sonsuzluk boyunca inemem. Bir yerden geri dönmem lazım. Tek bir noktada kesmem gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu yüzden arkadaşlar şöyle bir grafik görüntüsü oldu. Polinom grafiğini çizmek bu yüzden zor değildir. Köke dönmen lazım. Kökün x eksenini kesmesi veya çift kök olması için teğet olması lazım onu yapmak için de bir yerden kıvrılıyoruz. İşte kıvrıldığımız yerler maksimum veya minimum noktalar oluyor. Yerel maks noktaları iki tane geldi gördünüz mü? Zirve değerler. İki de ve e, kaçta geldi arkadaşlar? Onu bilmiyoruz tabii. İki bir tanesi tt olduğu için arkadaşlar. İki ama şurasını bilemeyeceğim. Bir yerde dönmüş gelmiş. Zaten bizden yerel maksı istiyor. Tamam. F türev 5 küçüktür 0. Hayır. Hayır. Bakın fonksiyon burada artmaya devam ediyor. Artan bir fonksiyon türevi pozitiftir. Bu yanlış olur. fx eğrisinin x eksenine teğet olduğu 2.2 ve 4 bunların toplamı da gerçekten 6. Bu da doğru 1, 3, d şıkkı. Önce arkadaşlar şurada bir x yerine 1 yazalım. Kullanacağız çünkü. f1 eksi 1 eksi 2 3'e eşitmiş. Buradan f1 eşittir 3 artı 3'ten 6. Sonra f türev x e, türevini alırsak y'nin türevinin her iki tarafının f türev x eksi 2x olacağı için x yerine 1 yazdığımız zaman f türev 1 eksi 2 yani şu fonksiyonun türevi olan eğrinin eğimi ne gelmiş oldu? Burası 3 birim burası da 6 birim olduğundan tanjant alfa 3 bölü 6 1 bölü 2 yani y'nin türevi 1 bölü imiş 1 noktasında. O zaman f'in türevine geliyor buradan. 2 artı 1 bölü 2'den 5 bölü 2. Bunları bilelim soruda kullanacağız. Şimdi bunun türevini sorduğu zaman bize ne söyleyeceğiz arkadaşlar? F türev x eksi 1 çarpı paydanın aynısı eksi e, fx eksi x çarpı 1 paydanın türevi bölü x kare. Buradan dağıtırsak f türev x çarpı x eksi x eksi fx eksi eksiden artı x. Eksi x artı x gitti. Aşağısı zaten x kare 1 yerine yazarsak g türev 1 eşittir. F türev 1 eksi f1 bölü 1 oldu. F türev 1'i 5 bölü 2 bulduk. F1'i 6 bulduk. Buradan eksi 7 bölü 2 geldi. Bir de soru bize ne sormuş? F1'i. F1 zaten neydi arkadaşlar? 6. Eksi 7 bölü 2 artı 6 bölü 12 bölü 2 eksi 7 çıkarırsak 5 bölü 2 oldu. E şıkkı. Tabii eksi 7 çıkarırsak demeyeyim. Eksi 7 eklersek diyeyim. Çarpımın türevi arkadaşlar ne demek? F türev 1 çarpı G1 artı F1 çarpı G türev 1 eşit olmalı 8'e. Şimdi F türev 1 zaten direkt burayı alacağız. 2'den küçük olduğu için 1 artı 1'den 2. G1 arkadaşlar neye eşit? O da F türev 1'e eşit. Bundan dolayı 2 olacak çünkü böyle bir kural vermiş. F1 soru işareti. Neden? Fonksiyonun bakın arkadaşlar türevini biliyoruz. Birazdan integralle kendisine de geleceğiz. Neden? Bir fonksiyonun türevini biliyorsanız integralini aldığınız zaman bakın kendisine ulaşırsınız ama şuradaki C'yi de bulmak kaydıyla. G'nin türevi 1'de arkadaşlar. Bu fonksiyonu kullanacağız. Bu G'ye x eşittir. x kare artı 1 olacak. 2'den küçük olduğu için... Türevini aldığımız zaman 2x eşittir g türev x. x yerine 1 yazdığımızda g türev 1 de 2 olduğu için demek ki bir tek burayı bilmiyoruz. F1 de arkadaşlar böylece 2 olmuş oldu. Şimdi bakın. integralini alacağız dedik ya. x kare artı 1'in integralini alıyorum. 2'den küçük bir değer olduğu için F1'i soruyorum ya. Bunları birleştirirsek x kare artı 1'in integrali neye eşittir? x küp bölü 3 artı x artı c. Bunu niye buldum? Şimdi bakın f1 arkadaşlar 1 bölü 3 artı 1 artı c eşittir 2 bulduk ya. C buradan 2 bölü 3 geldi. Ne alaka? Bana 4'ü soruyor. Biri niye bulduk? Şimdi bu parçalı fonksiyon bakın. X küçük eşit 2 ve X büyük eşit 2. Ancak fonksiyon türevlenebilir. O zaman 2 noktasında bu sürekli bir fonksiyon olması lazım. Eğer iki noktasında sürekli olmazsa kesinlikle arkadaşlar türevli de olmaz. Demek ki artık yapmam gereken şey x küp bölü 3 artı x artı c zaten c'yi 2 bölü 3 bulmuştuk. Bu hangi noktada? x eşittir iki noktasındaki değeriyle diğerinin integrali x kare artı x artı d diyelim bunun sabitine de. Bunun da yine x eşittir iki noktasındaki Limiti birbirine eşit olacak. Bu sol limit bizim için. Bu da sağ limit gördüğünüz gibi. Yerine yazarsak 8 bölü 3 artı 2 artı 2 bölü 3 eşittir. 4 artı 2 artı D. 2'ler gitti. 10 bölü 3 eksi 2 bölü 3 geldi arkadaşlar D. Şimdi artık sağdan yani x büyüktür 2'nin denklemini biliyorum. x kare artı x eksi 2 bölü 3. Benden ne istiyordu bu? F4'ü istiyordu değil mi? 4'ün karesi 16 artı 4 eksi 2 bölü 3. 60 eksi 2'den 58 bölü 3 oldu arkadaşlar. E şıkkı. Bakın bu bazen türevlenebilir falan filan mevzuları biraz önemsizleştiriliyor. E, önemsizleştiriliyor demeyeyim pardon. Önemsiz gibi oluyor ama gerçekten gördüğünüz gibi türevlenebiliyorsa onun türevi parçalı fonksiyon çıksa da öncesinde süreklidir. Bir örnek göstereceğim hani nasıl bir şey bu? Bakın şöyle bir grafik dönüş yapmıştır. Şurası böyle bir dönüş değil. Böyle yumuşak bir dönüş. Ama şuradan farklı bir eğriyken buradan farklı bir eğridir. Bu noktada kopma olmamış. Sürekli sadece fonksiyonlar değişmiş yumuşak bir geçiş olduğundan sürekli oluyor ve o noktada türevlenebiliyor bakın. X eksenine dik olan bıçaklar demese zaten soru hatalı olurdu. Bulamazdık çünkü. Ona özellikle vermiş bakın bir parabol. Şöyle bir doğru. X eksenine dik bıçaklar var. Bu bıçaklardan en büyüğünün uzunluğunu bulacağız. Burada sakın şöyle düşünmeyin. Tabii ki hocam tepe noktasına olan uzaklığı soruyor bu doğrunun üzerindeki. Hayır çünkü şu daha büyük olabilir belki bu daha büyüktür onu bilemeyeceksin. Çünkü doğru arkadaşlar eğer şöyle x eksenine paralel olsaydı evet tepe noktasıyla buradaki ortadaki nokta arasındaki en büyük mesafeyi elde edecektik. Ama böyle yatay olduğu yatay olmadığı için mecburen değişiyor. O yüzden zaten bu soru türev sorusudur. x eksenine dik dediği için de buradaki noktanın apsisi de x'tir buradaki noktanın apsisi de x'tir. Analitik yapacağız yani. Diyeceğiz ki bu noktanın özelliği x'e 2x 1 olması. Bunun da özelliği x kare eksi 4x artı 2 olması. İki nokta arasındaki uzaklık x eksi x'in karesi artı x kare eksi 6x artı 3'ün karesinin karekökü Eşit olacak uzaklık denklemine. Bunlar gitti. Bunun da karekökünü alınca Mutlak değer içinde x kare eksi 6 x artı 3 eşittir. u x türevini alıyorum. Şimdi türevini alırken arkadaşlar şunu yapalım. 2 x eksi 6 bunun türevi tamam mı? Ee, 2 x eksi 6 eşittir sıfırdan x'e 3 vereceğiz. Yalnız x'e 3 verdiğimiz zaman tabii ki içi negatif olabilir ama dışı negatif olmaz. Çünkü bu bir uzaklık. Yerine yazdığım zaman 9 eksi 18 artı 3'ün mutlak değeri. Böylece 6 birimmiş arkadaşlar. Bu iki nokta arasındaki en uzun mesafe yani en uzun bıçak uzunluğu. Burada bir kural hatırlatmak için sorulmuş bakın burası. Bir fonksiyonun periyodu 6 ise ax eksi b yani yine f eksi b'nin periyodu kuraldır bu 6 bölü mutlak a'dır. Bu arkadaşlar işte 4'e eşitmiş. Hatta kural olarak yazayım. fx'in periyodu t ise f x artı b'nin periyodu t bölü mutlak a olur tamam mı? Buradan da a bu yüzden 3 bölü 2 olmuş oldu arkadaşlar. Buna göre o zaman yerine yazarsak 0'dan 2'ye buranın integrali çok kolay. 2 x'in integrali x kare olduğu için 4'ten 2'ye 16 eksi 4 12. Ona hemen hesaplayalım ki uğraşmayalım 12. Sonra x eksi 1'e u dersek o zaman arkadaşlar bunun yerine 0 2 fx dx diyebiliriz değil mi? Bir birim sağa kaydırırsak o zaman değişkenler de bir birim azalmış olacak. Yine de göstereyim içim rahat etsin bazı göremeyen arkadaşlarımız için. x eksi 1'e u de x eşittir 1 için u 0 oldu bakın. x eşittir 3 için u 2 oldu. Böylece 0'dan 2'ye fx dx oldu sol taraf. Sağ tarafa geldiğimiz zaman a'yı artık 3 bölü 2 bulduk ya onu bir kenarda halledelim. 4'ten 16 bölü 3'e. Zaten B kat sayı olduğu için dışarıda durabilir. Burada F 3 bölü 2x eksi 6 dx. Şimdi burada arkadaşlar hemen bakalım. 3 bölü 2x eksi 6'ya k dersek. Her iki tarafın diferansiyelini aldığımız zaman 3 bölü 2 dx eşittir dk. dx eşittir 2 bölü 3 dk. Ve x'i arkadaşlar 4 verdiğimiz zaman k ne oluyor? 2 ee, 4 bölü 2 2 2 3 6 0 buraya 16 bölü 3 verdiğimizde 8 eksi 6'dan 2 güzel o zaman böyle olunca burası da arkadaşlar ne olmuş oldu artık şunu siliyorum direkt 0'dan 2'ye kat sayı dışarı 2 bölü 3 dk olduğu için f k dk yani aslında fx dx. Şimdi bundan sonra arkadaşlar 0'dan 2'ye fx de x, 0'dan 2'ye fx de x birbirini götürdü. 12 eşittir 2b bölü 3 oldu. 36 bölü 2'den b arkadaşlar 18 geldi c şıkkı. Arkadaşlar bir kere şuna dikkat etmemiz lazım. Birisi 3. dereceden bir polinom. Örnek veriyorum bakın. x eksi 2 çarpı x eksi 5 çarpı x eksi 4 çarpı başka katsayısı da 3 olsun mesela. Rx'in de baş kat sayısı aynıymış. 3 diyelim. Ve a kesişim benim eleman sayısı 2 ise örnek bir görüntü. Bakın şöyle olduğunu varsayın. O zaman ben giderim. Şu ifade direkt burasının aynısı olduğu için Px gördüğüm yere x-2 çarpı Rx yazabilirim. Bu yüzden soru bizden şunu istiyor. İşte bilmiyoruz diğer kökü güya ama birazdan bulacağız. Bu zaten Rx. Px gördüğüm yere de Rx çarpı Bilmediğim son çarpanı yazıyorum bakın x eksi k şeklinde. Sonra nasıl bir yorum yapıyorum? Bunlar sadeleştiğine göre fx arkadaşlar 1 bölü x eksi k oluyor ve polinom paydayı 0 yapan değer 2 söylüyor bize. 2 veremediğimiz için tanımsız yapan tek değer paydayı 0 yapan değer. Böylece burası da arkadaşlar x eksi 2 olmuş oldu. Şimdi bir fonksiyonun tersini nasıl alıyoruz? x'i yalnız bırakarak. O zaman içler dışlar çarpımı yaparsak yx eksi 2y eşittir 1. yx eşittir 1 artı 2y. x eşittir 1 artı 2y bölü y. Demek ki fonksiyonun tersi 1 artı 2x bölü x'miş. Bir de burada bir x var. 3'ten m'ye bunlar gitti. dx integral x kare artı x 3'ten m'ye. Bu da kaçı eşitmiş? 8'e. Yazdığımız zaman m kare artı m eksi 9 eksi 3 eşittir 8. Böylece hepsini sol tarafa atarsam m kare artı m eksi 20 eşittir 0. m artı 20 e pardon 20 nereden çıktı? m artı 5 çarpı m eksi 4 eşittir 0. m buradan 4 de olabilir. Eksi 5 de olabilir. Şıklarda 4 olduğu için c'yi işaretliyoruz. Şimdi değişim arkadaşlar Burada bakın nereye eşit olacak? Şuradaki alana eşit olacak değil mi? Ee, tabii mecburen integrede eşit olacak buranın alanını hesaplayamayacağımız için. T1'den 2 anına kadar bu alandaki değişim, daha doğrusu hızdaki değişim nedir? X üzeri 4 bölü 4 bölü 2'den böylece 2 olmuş olacak. Eksi x küp bölü 3 artı x. T1'den 2'ye. Şimdi enteresan bir durum var gibi ama olmayacak merak etmeyin. 16 bölü 2 8 eksi 8 bölü 3 artı 2 eksi şu kısmı bilmiyoruz. Çünkü tamamen t koyacağız yerine. Dikkat edin 10 eksi 8 bölü 3 22 bölü 3. 22 bölü 3'ten bir şey çıkaracağız. Buradaki mavi bölgenin alanına eşit olacak. Yani değişime eşit olacak. 22 bölü 3 7 küsür bir şey. E bu 22 bölü 3'ten küçük olması için 8 9 10 11 olamaz ki. Zaten arkadaşlar şuradaki değişim e, soru işaretli yeri çıkardıktan sonra oluşacak. Mecburen tabii ki burada tek alabileceği değer şıklardan baktığımız zaman 7. Aslında standart böyle bir soru. İntegrali kaç olabilir demek istiyor aslında size. Bu da arkadaşlar şimdi sıfırdan m'ye fx demek bu grafik ve x eksen arasında kalan bölgenin alanı demek. Çünkü x eksenin üstünde direkt negatiflik bir durum olmayacak. Şimdi sıfırdan 2'ye kadar kaç tane kare var? Kare sayısı demiş sonuçta bu yarımlar da boyalı olmuş oluyor. Sayı dediği için yoksa alan demiyor bize alana hesaplamayacağız. E, 7-9 tane kare burada boyalı. Şurada e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane de burada. 4 tane burada arkadaşlar. Sonra şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane de burada kare boyalı arkadaşlar. Şimdi A şıkkında bakalım bir. Burada 2 kare. Şurada arkadaşlar 1 2 3 4 5. Bu 4 ile 6 arası. Neden böyle yapıyorum? Çünkü M değerleri 2 4 6 8'den biriymiş. Burada da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Şurası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Şimdi diğerlerine baktığım zaman bir bakalım. Şurası bayağı bir çok görünüyor ama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sonra buraya baktığım zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E buraya baktığım zaman 4, 2 daha, 6, 1, 6 tane oldu. Sonra buraya baktığım zaman şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane oldu. Gördüğünüz gibi cevap zaten A şıkkı olduğu belli. Niye biliyor musunuz? Yani B şıkkına baktım orada bile. Şimdi buraya kadar olsa zaten 9. Diğeri 2. 4'e kadar olsa 18. Burası 7 yapıyor. Buraya kadar olsa 13. 18, 4 daha 22. Burası da 19, 2 daha 21. Hala küçük. Sağ tarafa alsak ta 8'e kadar yine büyük oldu. O zaman arkadaşlar bakın A şıkkını aldığımız zaman istediğimiz m değerini aldığımızda zaten her zaman soldaki sarı kare sayısı sağdaki yeşil kare sayısından fazla oluyor. O yüzden böyle ilk şıktan Allah'tan olmuş. Öbür türlü ben size B şıkkında gösterdiğine bakın. B şıkkında 2'ye kadar 12 daha büyük. 4'e kadar 12, 11 daha 23 daha büyük. Sonra 6'ya kadar 23, 6 daha 29 daha büyük. Sonra yine en sonuna geldiğinizde 38 yine oradan büyük. Dolayısıyla B şıkkı olmayacak. Diğerleri de bu şekilde olmayacak. B küp eksi B'yi şimdi bakın şöyle B çarpı B kare eksi 1 yapalım. Ondan sonra B kare dediğimiz nedir? Kos kare x bölü 4 artı sin kare x bölü 4 eksi 2 çarpı kos x bölü 4 çarpı sin x bölü 4 arada artı mı vardı artı vardı düzelteyim. Eksi 1. Böylece kos kare sin kare bu birleri götürecek. 2 cos x bölü 4 sin x bölü 4 ne yapar arkadaşlar? Sin x bölü 2. Böylece sin x bölü 2 bulmuş olduk. Sonra bir de tabi bu b olan şeyi de unutmayalım. Şu an b kare eksi 1 buldum ben. O zaman b küp eksi b arkadaşlar. Cos x bölü 4 artı sin x bölü 4 çarpı sin x bölü 2 oldu. Bir de bunun başında 1 böyle iki kat sayısı var. Şimdi biz bu da bir de bunu gideceğiz, a ile çarpacağız. A ile çarpmak demek bu ifadeleri bir de cos x bölü 4 eksi sin x bölü 4 ile çarpmak demek. Bakın bunların ikisini çarparsak cos kare x bölü 4 eksi sin kare x bölü 4 olur. Yanında sin x bölü 2 zaten duruyor, bir de çarpı 2 duruyor. Bu da neye eşit? Cos x bölü 2 yarım açı. Yanında sin x bölü 2 var, bir de 2 var. E bu da Yarım açıdan sin x oldu arkadaşlar. Tamamen formül, formül sorusu B şıkkı. Arkadaşlar bunu değer deneyerek yapmaya çalışırsanız kafayı yersiniz. Soruya da yani küfür içinizden. Ama burada çok güzel bir yorum yaparız biz. Bazı sorularda eğer işin içinden çıkamıyorsanız grafikten kolayca halledebilirsiniz belki. Bunu deneyin. Bakın şimdi cos x'in grafiği 0 ile pi bölü 2 arasında nasıl bir grafik? Pi bölü 2 de 0 oluyor. 0 da 1. O yüzden böyle. Tanjantın grafiği 0 ile pi bölü 2 arasında nasıl? Sonsuza kadar gider. Malum 0 sıfır. 0. 90'da da tanjant sonsuza yaklaşıyor. Şimdi arkadaşlar ne diyordu bize? Cos x ve tan x değerlerinden büyük olanını. Bakın şöyle kesiştikleri nokta k olsun. Buraya kadar grafiğin burasını alacaksın diyor. Sonra k noktasından sonra da grafiğin burasını alacaksın. Yani her zaman büyük olan kısmı yani üstte kalan kısmı alacağız. O zaman bakın grafiğin görüntüsü bu işte. Bu noktadan dolayı en küçük olduğu yer fonksiyonun grafiğinin neresi? Bakın işte bu yeşille pembenin kesiştiği k noktası. Kesişmek demek bu denklemleri ortak çözmek demektir. Cos k eşittir sin k bölü e cos k diye yazacağım tanjantı. Buradan da cos -kare k eşittir sin k diyeceğiz. K'yı bulmaya çalışacağım ya. Sonra... Bunun yerine de 1 eksi sin kare k yazıyorum. Eşittir sin k. Attım öbür tarafa kısaca yazacağım şimdi. S kare artı s eksi 1 eşittir 0. Böylece e, köklerden biri tabi delta ile bulacağız. Çarpanları ayrılmıyor. 1 artı 4'ten 5 oldu. Eksi b yani eksi 1 artı kök 5 bölü 2. Sinüs değerlerinden bir tanesi. Sonra diğeri de arkadaşlar eksi 1 Eksi kök 5 bölü 2 eşittir sin k2. Ama bu eksi 1'den küçük olduğu için bunu alamam. Gördüğünüz gibi sinüsün, e, sinüs k1 burada eksi 1 artı kök 5 bölü 2 oluyor. Ben k'yı bulmak istiyorum. k1 burada arkadaşlar. Yani k diyelim artık ona tek değer çıktı. Ark kök 5 eksi 1 bölü 2 geldi. İşte bu açı, çünkü arklar bir açıydı. Yani sinüsü eksi 1 artı kök 5 bölü 2 olan açı, Buradaki değeri de en küçük yapan açı arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız D şıkkı. Yoksa ben bunları tek tek üçgen çizip yapmaya kalksam iş çığırından çıkardı. Arkadaşlar şimdi biz bunu bu sabitlendiği için şuradan şöyle alt tarafı şu kısmı böyle döndürmemiz lazım. Döndürünce şöyle bir alfa kadarlık bir doğrusallık olacak. E ee, şey alfa kadarlık bir döndürme olacak. O zaman doğrusu olacak. Bakın göstereyim. Şöyle A, B, C. Ee, buradan tutturduk. Şöyle bu tarafa doğru döndürürsem bir doğrusallık oluyor. Şimdi nasıl bir yorum yaparım o zaman? Ben BC arasındaki uzunluğu bulsam şuraya A diyelim. BA arasındaki uzunluğu bulsam, sonra AC arasındaki uzunluğu bulsam kosinüs teoreminden bakın buradaki 180 eksi alfayı bulurum öyle hallederim. Yani analitik yorumuyla böyle yapabilirim soruyu. O zaman AB arasındaki uzunluk 1 eksi 4'ten eksi 3'ün karesi. 0 eksi 1'den eksi 1'in karesi. Böylece 9 artı 1'den 10 kök -10, 10. Burası kök 10 oldu. Sonra BC uzunluğuna baktığımız zaman 6 eksi 4'ten 2'nin karesi. 1 eksi 5'ten 4'ün karesi. Buradan da 2 kök 5 oldu. BC uzunluğu. AC Bakayım bir. Evet. AC uzunluğuna bakarsam 6 eksi 1 5 5 5 kök 2 oldu. Bu da iki nokta arasındaki uzaklıktan. Buna göre kök 10 2 kök 5 5 kök. Artık kosinüs teoremi 10 artı 2 kök 5'in karesi 20 eksi 2 çarpı kök 10 çarpı 2 kök 5 çarpı kosinüs 180 eksi alfa. O da ne yapar? Eksi eksiden böyle artı kos alfa. Eşittir. 50 olacak. Burası 30 oldu. 30 artı 2 kök 5 bunları çarpmak 4, ko, 4 kök 10, 4 kök 50, cos alfa eşittir 50. Buradan da 4 kök 50, cos alfa eşittir 20, cos alfa 5 bölü kök 50 yani 5 bölü 5 kök 2, 1 bölü kök 2 oldu. Neyin e, kosinüsü 1 bölü kök 2? 45 derecenin arkadaşlar. Demek ki c şıkkıymış. Böyle biraz gıcıkça bir soru. Ancak analitik düzlem vererek bu şekilde halledebildik. Evet bu soru arkadaşlar diğer sorulara göre bakınca daha kolay değil mi aslında? Gerçi yapamadıysanız her soru zor oluyor ama yapınca bakın gözünüzden kaçtığını fark edeceksiniz. Yoksa diğer sorulara nazaran rahat. Böyle alan 16 olduğu için 4-4. Diğeri de kare olduğu için FB'ye 3 kaldı. O zaman 3-4-5 üçgeninden bakın. Burası arkadaşlar 5 birim. Şimdi ben bunu böyle yaptığım, uzattığım zaman ters açıdan burası da alfa oluyor. O zaman şuraya da x dersek zaten 4 birim olduğu için burası da 3 oldu. Buraya da 3 oldu. Böylece kosinüs alfa neye eşit olacak? 4 bölü 5. Bu da neye eşit? 3 bölü x. Buradan da arkadaşlar x 15 bölü 4 geldi. Bu kadar. Katlama sorularında ya eski haline getirin ya da şekli katlayın. Ben eski haline getireceğim maksat dikdörtgeni anlamak böyle daha kolay olsun diye. Şimdi şuradan bir dik indireyim. BC e, kısa kenar uzunluğu 20 kök ise sonuçta burası da 20 kök olacak. BC 40 ise bakın şimdi e, katlamalarda açı değişmez ya buraya alfa dersek Z'den dolayı yine alfa olur ve AB 40 olur. Şimdi bunları böyle hani bir sıfırları götürsek 4, 2, kök 3, 2. Yani bu açı 30 dereceymiş aslında. 20, 40, 20, kök 3, 3'müş. Toplamda 90 derece olduğuna göre A açısı burası da açı ortaya olduğundan 30'ar derece kaldı. Olay bu. Yani mevzumuz sadece aslında burada katlamada açının değişmediğini görmekti. Şimdi bu bir çember. Kendi demiş zaten. Bu çember diğer çemberle böyle KL noktalarında kesişiyor. Aslında bu soruda biz artık burası ilgilendirmeyecek ki biz şunu diyeceğiz. Bir çember bu ikinci çember KL noktalarında kesişiyorsa K ve L noktaları bu çemberin üstündedir. K da denklemi sağlar L de denklemi sağlar. Dolayısıyla K'yı bu denklemde yerine yazarsam 0, eksi, artı 1, artı 0, eksi eksten artı 2, artı B eşittir 0'dan. B eksi 3 oldu. Sonra diğerine bakalım. 4 artı 1 artı 2A eksi 2 artı B eşittir. B zaten neydi? Eksi 3. Eşittir 0 oldu. 5'ler birbirini götürdü. A da buradan 0 oldu. A artı B eksi 3 geldi. B şıkkı. Bu göre bir işlemi yapalım bakalım. AB doğrusunu göre simetriğini al demiş bu çemberin. Aldık. Sonra bunu sarıya boya demiş. Tabi orada sarıya şöyle boyayayım ben. Böyle boyadık arkadaşlar. Sonra diyor ki bu sarıya boyadıktan sonra çember C eleman AB olacak şekilde %25 oranında küçük. Normalde AB'yi soruda bize 20 vermiş. O zaman 20'nin %25'i 20'yi 4'e böl demek. 5. 3 ile çarparsak o zaman 15. Çünkü %25 oranında küçülttük ya artık 3 bölü 4'üne düştü. Dolayısıyla yeni çemberimizin çapı 15 santim oldu. Sonra diyor ki bunu da git 90 derece A noktası etrafında saat yönünde döndür. Saat yönünde döndürmek ne demek arkadaşlar? Şöyle bakın saat yönü bu yön. O zaman 90 derece döndürünce şöyle bir görüntü oldu. Bakın gördüğünüz gibi son çemberle sarı çemberin kesişme noktaları bir A noktası geldi. Bir de şöyle arkadaşlar D noktası geldi. Bizden nereyi istiyor? Ee, bakayım bir göremedim. AD'yi istiyor. AD'yi istiyor ya şöyle bir hamle yapacağız. Bir kere çapı gören çevir açı 90 derece. Soldaki mavi çemberde. Sağdaki sarı çemberde de çapı gören çevir açı 90 derece. O zaman 90, 90, 180. Bu şuraya şöyle bir e, K desek. K arkadaşlar gerçi AC çaplı diyor değil mi? Ona K demeyeyim C diyeyim. AC çaplı çember Bakın AB çaplı çember bir dik üçgen oluşturdu. 15 burası, 20 burası, 15, 20, 25 üçgeni geldi. Yüksekliğini nasıl buluruz? H çarpı 25 bölü 2 eşittir. 15 çarpı 20 bölü 2 üçgenden dolayı. H 12 geldi bu da AD arası uzaklık C şıkkı. Şimdi arkadaşlar burada ben şöyle yapacağım. Sorularda hangisi kolayımıza gelirse diyorum ya. Burada da kolayıma gelen katlamak olacak. Niye biliyor musunuz? Şu görüntü sanki böyle 3 boyutluymuş gibi biraz gözünüz korkutmuş olabilir. Şuna dikkat edeceksiniz. Katlayınca ne değişmez? Uzunluk değişmez. Dolayısıyla burada şöyle bir yükseklik çizdiğiniz zaman katlamada uzunluk değişmeyeceği için anladığım şey ne oluyor? AK ile KF aslında birbirine eşit arkadaşlar. Böylece LK AB ve CF'nin orta tabanıdır. 9 olduğu için 9 olduğundan dolayı şuraya A diyorum. Simetri eksenin kenarın 2 katıydı. 9 eşittir A artı 2 A bölü 2'den. A artı 2 A bölü 2'den. Böylece A arkadaşlar 6 geldi. Bu uzaklıkta 12 oldu. Şimdi devam ediyorum. Sonra arkadaşlar DE'yi de katladığımızda şöyle bir durum oluşmuş. Burada şunu bir düzelteyim. Şöyle belli bir doğru üzerinden katlamışız bu şekilde. Sonra arkadaşlar şöyle hizalayınca F U ile U UN'yi eşit vermiş. E zaten katladığımdan dolayı UNN'e eşit olmalı. Böylece burada da şu durum oluştu bakın. 1 bir birim, 2 birim, 3 birim. Aşağı 3 birim indiğimizde 6'dan 12'ye ne kadarlık bir artış var? 6. O zaman bir birim indiğimde ne kadar artış olur? 2. 6 olduğu için buradaki uzunluğumuz da 8 birim oldu. Zaten bizden istediği neresiydi? Nm uzunluğu. Nm uzunluğu da işte bu katladığımız yer. Nm 8'miş arkadaşlar. C şıkkı. Şöyle bir D doğrusu üzerinden katlanınca arkadaşlar A noktası OB üzerinde bir noktaya geliyormuş. Buraya A üssü diyelim tamam mı? Şimdi tabii ki şu açının 45 derece olduğunu unutmamak lazım. Burası da 45 derece. Oran sorduğu için sayı vereceğim arkadaşlar. Şuraya kök 2 diyelim tamam mı? O zaman burası 45, 45'den 1 olur. Şimdi katladığımızda açının değişmediğine lütfen dikkat edelim. Bunun bize katkısı ne biliyor musunuz? Şöyle bir O, B, A üçgeninde bir açı ortay. Normalde 45, 45, 90 üçgeni ya burası x. Burası x, burası x kök 2 dediğimiz için. Şimdi açı ortaydan dolayı alfa alfa. Şuraya ben kök 2 demiştim. Allah gitti. Şuraya kök 2 demiştim. Kenarların oranı parçaların oranının olması için. Bakın diğer parça da bir birim olacak. Bu şekilde bakın. Kök 2'nin bire oranı. X kök 2'nin x'i e oranı. Demek ki şu uzunluk bir birimmiş arkadaşlar. Buraya kök 2 dediğim için. Karenin bir kenarı 1 artı kök 2'ye geldi. Böylece bu d doğrusunun eğimi. 1 bölü kök 2 artı 1 eşlenikle çarparsak kök 2 eksi 1 bölü 2 eksi 1'den 1 oldu. Zaten doğrunun eğimi soruluyordu. B şıkkı. Sayı vermekte hiçbir mahsur yok. Eğim sorduğu için. Ama siz isterseniz A kök 2 A diyerek de aynı sonuca ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi burada şöyle bir hareket yapacağız. Tanjant 60 kök 3'tür. Bu yüzden F x ekseni ile 60 derecelik bir açı yapar. Sonra arkadaşlar tanjant 31 bölü köküçtür öbürü de bu yüzden böyle 30 derecelik açı yapar tamam mı? Şunları bir silelim zaten gördük şimdi. Bu F bu G 30'ar derecelik açılar ufacık yazayım şöyle. Şimdi arkadaşlar bu F'den büyük F'den küçük pardon G'den de küçük olan büyük olan noktalar nerede? Bunların arasında olmak zorunda. Şimdi bunlardan bir tanesini seçeyim. Ee, bu sağlayan noktalardan biri A noktası. Bakın böyle. A noktasının buna göre simetriği yani yansıması diktir ve eşit uzaklıktır. Bu yüzden köşeye O dersek orijine OA ile buradaki OA üssü birbirine eşit olur. Bu alfa ise bu da alfadır. Sonra yine buradan böyle simetri aldığımız zaman bunlar da birbirine eşittir. İkiz kenardan OA2 de arkadaşlar A'ya eşit olur. Şimdi yazayım bunlara bakın. İkiz kenardan OA üssü ile OA birbirine eşit oldu. Bir de tabii ki OA 2 birbirine eşit oldu arkadaşlar. Renkle de göstereceğim. OA üssü, OA ve OA 2 üssü. Şimdi alfa, şuraya da beta diyeyim, buraya da beta diyeyim. Alfa artı beta 30 derece olduğuna göre 2alfa artı 2beta 60 derece. Bu bizim için önemli çünkü bakın bu üçgeni solda bir daha çizeyim görünem. O a üssü a 2 üssü. Tepe açısı yani 60 derece Şuranın tamamı bulduk. Sonra şuradan çıkan da zaten bakın şurayı da unutmayalım. Bu da bakın O a kenarı. Şimdi bize a 1 a 2 arasını 3 kök 2 verdiği için. Şimdi bu OA1 ile de OA2 birbirine eşit çıktığı için 60'ar dereceden bunlar 3 kök 2, 3 kök 2. Bir de ne demiştik? OA da bunlara eşit. O zaman arkadaşlar bu OA da işte 3 kök 2. Böylece orijinal olan uzaklığı 3 kök 2'nin karesi 18 olacak. Önce bir tabi şeklin yüksekliğini bulalım. Çünkü arkadaşlar bu cismin hacmini bulmak kolay. Nasıl yapacağız? Şu maviyle taradığım yeri düşünün. Normalde bunun büyüğün yarı çapı ne? 6 kök 2. 72 pi bölü 2 diyeceğim çünkü yarım daire. Çarpı yükseklikten neyi çıkaracağız? Yarı çap 5 kökü olduğu için e, 50 pi bölü 2 o da yarım silindir gördüğünüz gibi haş. Bu bize toplam hacmi verecek. Şimdi o zaman haşı nasıl bulacağız arkadaşlar? Şöyle bir yarım daire olduğu için normal CB kesinlikle CA'ya diktir. Çünkü nasıl anlarsınız kafanız karıştığında AC tabana dik mi? Evet. O zaman tabana dikse bu noktadan geçen CB'ye de mecburen diktir. Buna göre arkadaşlar çap 10 kök 2 olduğuna göre CB de 10 olacak. Çünkü ikiz kenar dik üçgen oluyor. Bakın tepeden baktığınızı düşünün. Şöyle çap 10 kök 2. Burası arkadaşlar CB. BD'ye eşit. Kendi söylemiş o zaman ikiz kenar dik üçgen olur çapı gören çevre açıdan 10 10 olur. Böylece AB 26 olduğu için 10 24 26 yükseklik 24'müş arkadaşlar. Sadece artık buraya 24 yazmak kaldı. Böylece cevabımız 264 pi yani D şıkkı oldu.